varmış bir yokmuş. Eden zaman içinde, kabur zaman içinde çok şişko bir cadı yaşarmış. Bu şişko cadı yemek yemeye bayılırmış. Bu yüzden sürekli yemek yiyip dururmuş. Ne güzel şeymiş yemek yemek ya. Yemek yemeyi çok seviyorum. Bu hayatta en sevdiğim şey yemek yemek. Şişko cadı sürekli yemek yediği için çok mutluymuş. Fakat bu mutluluk uzun sürmemiş. Bir gün şişko cadının evine dışarıdan yabancı bir köpek girmiş. Ve bu yabancı köpek şişko cadının tüm yiyeceklerinin hepsini yemiş. Böyle olunca da şişko cadıya hiç yiyecek kalmamış. Her şeyden bir haber olan şişko cadı ise tüm bunlar olurken yatağında güzellik uykusundaymış. Oh, bu salatalıklar sayesinde çok güzel oldu cildim, çok güzel. Ay, karnım da acıktı. Azıcık salatalıktan yiyeyim. Ay, kesmedi beni. Gideyim içeriden yiyeyim bir şeyler. Yemiş cadı ve mutfağa doğru yola koyulmuş. Mutfağa vardığında buzdolabını açmış bakmış. Ve bir de ne görsün? Buzdolabında hiçbir yiyecek yokmuş. Bunu gören cadı gözlerine inanamamış. Ah, aman Allah'ım, bu yiyecekler nerede ya, nerede? Aç kaldım ya. İnanmıyorum. Gene mi o köpek girdi benim evime yoksa? Diye üzülmüş cadı ve nasıl yemek bulacağını düşünmeye başlamış. Düşünmüş, düşünmüş, düşünmüş. Fakat aklına hiçbir şey gelmemiş. Yapacak bir şey yokmuş. O gece cadı karnı aç şekilde uyumuş. Ertesi gün cadı uyurken dışarıdan gelen sesler cadıyı uyandırmış. Bu sesleri çok güzel cadı. Bu sesler de ne diye camı açmış bakmış. Ve dışarıda oynayan iki tane küçük çocuk görmüş. Bunu görür görmez onlara şöyle bağırmış. Bu ne ses ya? Azıcık sessiz olun. Zaten zor uyumuştum. Açım, açlıktan uyuyamıyorum. Siz uyandırdınız. Bakın, eğer sesinizi kesmezseniz sizi solucana çeviririm. Diye bağırmış çocuklara cadı. Normalde karnı aç olmasa direkt solucana çevirirmiş bunları. Ama enerjisi yokmuş. Bu yüzden de salona gidip koltuğa uzanmış ve televizyon izlemeye başlamış. Ramazan Tunç ile Yemekteyiz programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün ilginç bir tarif ile karşınızdayım. Elimde gördüğünüz bu çereza cipsle size enfes bir sandviç yapacağız. Bu ne ya? Televizyonu açar açmaz şansıma çıkana bak. Yemek programı. Açım ben burada. Aşktan ölüyorum. Bir de yemek programı mı izleyeceğim? Değiştiriyorum bunu. Yiğit Haber'e hoş geldiniz. Arkadaşlar, aldığımız bilgilere göre Hansel ve Gretel'deki cadıyı avcılar yakalamış. Ve ona kaçırdığı çocukları nerede tuttuğunu sormuşlar. Cadı ise çocukları yediğini, çocukların tatlarının çok güzel olduğunu söylemiş. Bu yüzden çocuklarınızı cadılardan uzak tutun. Aa, şu habere bak ya. Cadı çocuk etlerinin tadının güzel olduğunu söyledi. Benim de karnım çok aç. Acaba ben de çocuk eti yesem mi? Dışarıda iki tane çocuk vardı. Gidip onları yiyeyim en iyisi ben. Of, çok açım zaten. İyi olur. Yemiş cadı ve hızlıca mutfağa gidip eline iki tanecik şeker almış. Sonra da hızlıca çocukların yanına doğru yola koyulmuş. Çocuklar, bir bakar mısınız? Efendik teyzeciğim, ne oldu? Buyurun teyzeciğim. Çocuklar, size şeker getirdim. Lütfen bunu kabul edin. Alın bakalım. Biri sana, diğeri de sana. Çok teşekkür ederiz teyzeciğim. Çok teşekkürler teyze. Sağ ol bize bunu verdiğin için. Evet, çok sağ ol. Rica ederim çocuklar, rica ederim. Afiyet olsun. Eğer çok beğendiyseniz şekerleri, benim geldiğim yerde bunlardan daha çok var. Bir sürü çeşidi var. İsterseniz sizi oraya götürebilirim. Tamam yaşlı teyze. Hadi senin evine gidelim. Oo, ne güzel ne güzel. Çok iyi. Hadi gidelim bir an önce. Zaten yakında evim. Hadi gelin bakalım. Demiş cadı ve iki çocuğu da alıp evine doğru yola koyulmuş. Cadının evine vardıklarında cadı hemen çocuklara siz beni bu gece bekleyin. Ben size şeker getireyim demiş. Çocuklar da tamam bekleyelim demişler. Ve beklemeye başlamışlar cadının gelmesini. Alın bakalım çocuklar. Afiyet olsun. Tamam, teşekkür ederiz teyzeciğim. Oo, yiyin çocuklar. Löp löp et olsun size. Çok lezzetmiş teyzeciğim. Teşekkür ederiz. Yiyoruz. Evet, teşekkür ederiz teyzeciğim. Böylelikle cadı çocuklara şeker yedirerek kilo aldırmaya başlamış. Çocuklar şekeri bitirir bitirmez hemen onlara yeni şeker veriyormuş. Oo, maşallah, ne kadar çok yemişsiniz. Aferin size, çok hızlısınız. Bunu da yiyin. Tamam, bunu da yiyelim de benim karnım çok doydu ya. Daha fazla yiyemeyeceğiz biz. Çok teşekkür ederiz Yasu teyzeciğim. Evet teyzeciğim, benim de karnım doydu. Çok teşekkür ederiz. Evet, bunu siz yiyin. Artık biz daha fazla yiyemeyiz. Ne? Ne demek yiyemem ya? Ne demek yiyemem? Sizin kilo almanız gerekiyor. Sizin çatlayana kadar yemeniz gerekiyor. Yiyeceksiniz. Alın. Şunları alın. Daha 5 tabak daha var içeride. Onların hepsi bitecek. Tamam teyzeciğim, merak etme. Ben zaten yiyorum. Ha bak ha. Tamam teyzeciğim, ben de yiyorum. Kızma sen bize. Evet, lütfen kızma teyzeciğim. Çocuklar korkmayın ya. Ben sizin
iyiliğiniz için söylüyorum. Büyümeniz için çok yemek yemeniz gerekiyor. Bu yüzden söylüyorum ben size. Siz yiyin yemeklerinizi. Ben içeriden size tartı getireyim. Bir tartalım sizi. Bakalım kaç kilo oldunuz? Kaç kilo alabildiniz? Bakalım hanginiz daha çok aldı? Ona daha çok ödül vereceğim. Demiş cadı ve içeri tartı getirmek üzere gitmiş. Her şeyin yolunda olduğunu sanıyormuş. Fakat içerideki şeker yiyen çocuklar cadıdan şüphelenmeye başlamışlar. Kardeşim, bu cadı bize zorla yemek getiriyor. Bu normal mi sence ya? Bilmiyorum kardeşim, ben de korkmaya başladım ama iyiliğimiz için yedirdiğini söyledi. Ama nasıl kızdığını görmedin mi? Birden gözleri patladı resmen. Ya biz bence bu evden gidelim kardeşim. Ya kızarsa bize? Ya bir şey olmaz. Ona haber vermeden gizlice evden kaçarız, tamam mı? Tamam. Tamam, öyle yapalım en iyisi. Tamam. Sonra tekrar gelir özür dileriz, tamam mı? Merak etme, bir şey olmaz. Hadi gel gidelim şu evden. Aha da tartıyı buldum. Evet, şimdi çocukların kilolarını ölçebileceğim. İlk önce en çok kilolu yiyeceğim. Daha sonra da az kilolu olanı yiyeceğim. Sonunda karnım doyabilecek. Çok şükür. Oh be, günlerdir açtım zaten. İyi oldu bu. Kardeşim, benim duyduklarımı sen de duydun mu? Bu yaşlı kadın bizi yiyecekmiş. Demek bize bu yüzden kilo aldırıyormuş. Evet, bizi çiğ çiğ yemeyi düşünüyor. Eyvallah olsun kardeşim. Bizim hemen bu evden kaçmamız lazım. Evet. Hemen çıkmamız lazım. Hemen çıkalım. O halde kapıya doğru koşalım. Tamam. Hadi. 3, 2, 1 demişler ve hızlıca kapıya doğru koşmuşlar ve kapıyı açmaya çalışmışlar. Fakat kapı açılmıyormuş çünkü kapı kilitliymiş. Eyvah kardeşim, kapı açılmıyor. Şimdi ne yapacağız? Bu cadı kapıyı kilitlemiş. İşte şimdi ayvayı yedik Mert. Eyvallah olsun vallahi. Şimdi ne yapacağız biz? Ha? Aa, çocuklar ne yapıyorsunuz siz orada ya? Kapının orada ne işiniz var sizin? Hiçbir şey yapmıyorduk. Ne yapıyorduk? Şey yapıyorduk biz. Benim karnım acıktı. Benim de karnım acıktı teyzeciğim. Evet, daha fazla yemek yiyelim de daha fazla kilo alalım. Şişkolalım, kilomuz artsın. Evet, tadımız da artar öyle değil mi? Aynen. Sen bize birazcık yemek getirebilir misin teyzeciğim? Aa, demek sizin karnınız acıktı. Öyleyse ben size gidip bir şeyler getireyim. Şu tartıyı da koyayım şuraya. Size hemen hazırlıyorum. Daha çok kilo alın siz. Tamam teyzeciğim, sen hadi gidip de bize birazcık yiyecek getir. Eyvallah olsun, şimdi ne yapacağız? Bu evde tutsak kaldık. Kapıyı açmak için anahtar lazım. Anahtarı arayalım hadi. Evde anahtar var mıdır sence? Bence vardır. Sen oraya git, ben buraya gideyim, arayalım. Tamam, o halde de arayalım. Tamam. Sen oraya ara, ben buraya arıyorum. Tamam. Demişler ve gizlice anahtarı aramaya başlamışlar. Aramışlar. Ve sonunda kapının anahtarını bulmuşlar. Aa, ben buldum. Kapının anahtarlarını buldum. Ne? Anahtar mı? Evin anahtarı mı? Şimdi anlaşıldı. Siz gününüzü görürsünüz. Ne? Anahtarları mı buldum? Hemen bakayım. Aa! Ay bak! Anahtarları buldum. Hadi çabuk kaçalım. Tamam. Hadi gel, ben kaçalım evden. Koş. Hadi gidelim bu evden. Açayım anahtarla. Çabuk aç. Açıyorum. Açtım. Hadi gidelim. Çocuklar, neye gideceğinizi sanıyorsunuz siz? Geçin bakayım şöyle. Tamam, İçeri. Geçelim. Hadi bakalım. Siz şimdi gününüzü görürsünüz.